arkası yarın. Yaşayan Ölü 10. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Stresten uzaklaşmak için dinlenmeye karar veren holding sahibi Kemal, katılması gereken baloya kendisine çok benzeyen muhasebe müdürü Nazmi Bey'i gönderir. Baloda herkes Nazmi'yi iş adamı Kemal zanneder. Ama balonun en hızlı olduğu bir saatte kimliği meçhul bir katil iş adamı Kemal sandığı Nazmi'yi öldürür ve kaçar. Katil yakalanıncaya kadar Kemal Nazmi'nin kimliğiyle yaşamaya karar verir. Ancak Nazmi karanlık işlere bulaşmış bir tiptir. Şantajdan kumara kadar her türlü kanun dışı işleri yapmıştır. Kara Yusuf denen bir mafya babası Nazmi zannettiği Kemal'den borç verdiği 1 milyarı ister. Ödemediği takdirde de öldüreceğini söyler. Kemal bu parayı nişanlısı Gülseren'den ister. Ancak kadın para yerine değerli bir gerdanlık verir Kemal'e. Kemal de bu gerdanlığı mafya babası Yusuf'a 1 milyar borç karşılığı verir. Ne var ki gerdanlık sahte çıkınca mafya tekrar Kemal'i tehdit eder ve 24 saat içinde parayı getirmediği takdirde kendisini öldüreceğini söyler. Kemal yine nişanlısı Gülseren'in evine gider, ancak orada kadının cesediyle karşılaşır. Biri Gülseren'i öldürmüştür. Daha sonra danışmanı Zafer'in evine giden Kemal burada da danışmanının cesediyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırır. Şimdi hem polisten hem de mafyadan kaçmaktadır. Çareyi aynı apartmanda oturan Nilgün adında genç güzel bir kadının evine sığınmakta bulur. Ne var ki mafyanın adamları Kemal'i Nilgün'ün evinde bulur ve ikisini de mahzene kapatır. Uzun uğraşlardan sonra mahzenden kaçan Kemal ve Nilgün polise teslim olur ve başından geçenleri anlatır. Ancak cinayet masası amiri Kemal'in anlattıklarına inanmaz. Amir Kemal'i Nazmi diye bilmektedir ve Gülseren ile Zafer'i onun öldürdüğünü sanmaktadır. Kemal ise cinayet masası amiri de Nazmi değil de iş adamı Kemal olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Amirim. Evet komiser. Amirim, adam doğru söylüyormuş. Hangi adam? Holding yönetim kurulu başkanıyım diyen. Ha, şu adam. Say, parmak izi ve kan tahlili sonuçları geldi mi? Geldi efendim. Bizim Nazmi diye yakaladığımız o adamın asıl adı Kemal Şimşek'miş. Ve kendisi Şimşek Holding'in yönetim kurulu başkanıymış. O takdirde balo gecesi öldürülen adam da patronunun yerine geçen muhasebe müdürü Nazmi oluyor, öyle mi? Evet efendim. İlginç. Kemal Bey'i ne yapacağız peki? Ne yapabiliriz ki? Tabii ki serbest bırakacağız. Affedersiniz amirim ama onun Nazmi değil de Kemal olduğunu ispatlaması bir şey değiştirmez ki. Biz 2 gün önce öldürülen 2 kişinin katili olarak gözaltına aldık kendisini. Biliyorsunuz her 2 cinayette de Kemal Bey olay yerinde görülen son kişiymiş. Bir kapıcıyla bir apartman sakini onu gördüklerine şahitlik etti. O sadece kendisinin Nazmi değil de Kemal olduğunu ispat etti. Ama cinayet işlemediğini henüz ispatlayamadı. Haklısınız komiser ama bana sorarsan katil o değil. Onu serbest bırakmamın sebebi başka. Kemal Bey'i yem olarak kullanacağım. Yem olarak mı? Evet, tespitime göre balo gecesi Nazmi'yi öldüren katille 2 gün önce Gülseren adlı kadını ve Zafer adlı danışmanı öldüren katil aynı kişi. Ayrıca Kemal Bey bu kurnaz katilin gerçek hedefi. Bu da demektir ki Kemal'i tekrar öldürmeye çalışacaktır meçhul katilimiz. Haklısınız efendim. Kemal Bey'i serbest bırakarak onu hedef haline getirmek akıllıca bir davranış. Ama ya katil onu öldürürse? Bu sefer cinayeti işlemeden biz yakalayacağız onu komiser. Anlayacağın, cinayet masası olarak Kemal'i adım adım takip edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Ha, bir şey daha var. Kemal hiçbir zaman canlı bir hedef tahtası olduğunu öğrenmemeli komiser. Baş üstüne efendim. Şimdi kendisini nezaretten çıkartıp yanıma getirin hemen. Demek sonunda doğru söylediğime inandınız ha? Buna çok sevindim amir bey. Bence fazla sevinmeseniz iyi olur Kemal bey.
Ne demek istiyorsunuz? Adınız Kemal ya da Nazmi. Bu bizim için çok önemli değil. Biz 2 gün önce öldürülen 2 kişinin katilini arıyoruz Kemal Bey. Görgü tanıkları her 2 cinayette de sizin o evlerde olduğunuza dair şahitlik yaptılar. Bu durumda siz bizim gözümüzde hala katil zanlısısınız. Ama ben o sırada o evlerde ne aradığımı anlattım size. Gülseren nişanlımdı. Zafer ise benim danışmanımdı. Anlattığınız her şeye inanmak zorunda değiliz ki. Biz polisiz. Her şeyden ve herkesten kuşkulanmak bizim işimizdir. Yani hala o 2 kişiyi benim öldürdüğümü mü zannediyorsunuz? Aksi ispat oluncaya kadar evet. O halde yine sizin burada gözaltında mı tutulacağım? Hayır, serbest bırakıyorum sizi. Gidebilirsiniz. Ya, yani serbest miyim, gidebilir miyim? Elbette. Yurt dışına çıkmamak şartıyla tabii. Merak etmeyin. Katilim bulunmadan hiçbir yere gitmem. Güle güle Kemal Bey. Komiser! Buyurun amirim. Kemal'in peşine takacağın adamların hazır mı? Hazır efendim. Kapıdan çıkar çıkmaz peşine takılacaklar. Gerekli bütün tertibat alındı, merak etmeyin. Çayınızı getirdim beyefendi, buyurun. Sağ ol Ali efendi. Başıma o bela açıldığından bu yana hasretini çektiğim şeylerin başında özellikle senin demli çayın yer alıyordu. Çok zor günler yaşadınız değil mi beyefendi? Çok Ali efendi, pek çok. Para sıkıntısı, ölüm korkusu, mafya tarafından vurulma korkusu. Biliyor musun? Adeta bir cehennem azabı yaşadım diyebilirim. Ölüm haberiniz bizi perişan etmişti beyefendi. Şömineye daha odun atmamı ister miydiniz acaba? Dışarıda korkunç bir fırtına vardı. Yok, gerekmez. Evin içi yeteri kadar sıcak. Başka bir emriniz yoksa gidebilir miyim efendim? Bu gece damadım gelecek de. Ya öyle mi? Peki, sağ ol Ali efendi. Başka bir isteğim yok, gidebilirsin. Zaten ben de bir misafir bekliyorum. Misafir mi? Kim gelecek efendim? Azrail. Azrail mi? Çok çakacısınız beyefendi. Bana bir emriniz var mı efendim? Hayır. Gidebilirsin Ali efendi. Allah rahatlık versin efendim. Sana da Ali efendim. Sana da. Hadi ne bekliyorsun, gelsene. Bak, senin için giyindim, süslendim. Balı gecesi alamadığın canımı alman için hazır bekliyorum seni. Gel hadi. Komiserim, donmasa iki iyi bu gece. Sultan ellerim mosmor oldu. Şikayet etme Süleyman. Görevimiz bir vatandaşı korumak. Komiserim bakın. Köşkün önünde bir araba durdu. Yavaş, gördüm. Kim acaba? Katil olabilir mi dersiniz? Vay canına, kadınmış. Herhalde beklediğimiz katil bu değil ha. Öyle değil mi komiserim? Da sanmıyorum. Bak, doğru köşkün kapısına gitti. Tüh, yüzünü göremedim. Kapıyı anahtarla açtığına göre herhalde Kemal Bey'in kadın arkadaşıdır. Mutlaka öyledir. Adam genç, yakışıklı ve trilyoner. Elbette arkadaşları olacak. Herhalde katil şöyle iri yarı, kalın bıyıklı, çirkin yüzlü biridir değil mi? Olabilir. Gelecek. Hissediyorum. Mutlaka bu gece gelecek katil. Balo'da öldüremedi ya. Burada öldürmeyi deneyecek. Gelsin bakalım. Ben hazırım, bekliyorum. Tabancam da cebimde. Kaldır ellerini Kemal Bey. Sakın kıpırdama. Yoksa hiç acımadan vururum seni. Bakın hele. Gece yarısı ziyaretçim kimmiş?
Özel sekreterim Aysun. Ne zamandır ziyaretini bekliyordum senin. Nasıl? Yani buraya geleceğimi biliyor muydunuz? Gayet tabii, biliyordum. Nereden? Çünkü yarım kalmış bir işim vardı da onun için. Balo gecesi ben diye öldürdüğüm muhasebeci Nazmi Bey'in ben olmadığını öğrenmiştim. Yani beni öldürememiştin. Ama bu işi de yarım bırakamazdın. Öyle değil mi? Evet öyle. Katilin ben olduğumu ne zamandır biliyordunuz? Çok değil. Bir iki gün önce öğrendim bunu Aysun. Eski kocan Nazmi'nin evinde bulduğum evlenme cüzdanında senin adını ve resmini görünce anladım katil olduğunu. Pis serseri. Ayrılalı 5 yıl olmuştu. Atmamış mı daha evlenme cüzdanımızı? Atmaya kıyamamış ki saklamış. Özel hesabımdaki paralarımı çeklerime sahte imza atıp alarak o adama verdim. Ben diye eski kocan Nazmi'yi ve 2 kişiyi daha öldürdüm. Bütün bunları o sefil, serseri, şantajcı serseri için yaptığına bir türlü inanamıyorum Aysun. Demek aşkın gözü kördür derlerdi de inanmazdım. Yanılıyorsunuz Kemal Bey. Bütün bunları o iblis için yaptığım doğru. Ama ona aşık olduğum için yapmadım. O sevilmeye layık biri değildi. Kendi karısına bile şantaj yapacak kadar adi bir adamdı Nazmi. Yoksa sana da mı şantaj yaptı? Evet. Ondan ayrılıp da sizin holdinginizde çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra gelip beni buldu. Israrla holdingde çalışmak istiyordu. Bunun için de sizin özel sekreteriniz olduğundan bana yalvararak kendisini işe aldırttı. Evet doğru. Ne zamandır düşünüyordum böyle adi bir yaratığı ben nasıl işe almışım diye. Demek ki onu bana tavsiye eden senmişsin. Önce işe alınmasını istemedim ama bana şantaj yaptı. Şantajı gerektiren neydi peki? Eliyken çekmiş olduğu video kaseti gösterdi bana. Şantaj yaptığı herkesin o şekildeki video kasetlerini çekmiş anlaşılan. Eğer kendisini işe aldırtmazsam bu kaseti size göstermekle tehdit etti beni. Bunu göze alamazdım. Zira iyi bir işim vardı. İyi bir maaşım, arabam, evim ve param vardı. Ve çaresiz kalıp onu bana tavsiye ederek işe aldırttın. Evet. Lütfen kıpırdamayın. Olduğunuz yerde kalın Kemal Bey. Yoksa tereddüt etmeden tetiği çekerim. Oo. İlk aylarda hiçbir şey istemedi benden ama daha sonra yine tehdit etmeye başladı. Eski huyu depreşmiş, yine kumar oynamaya başlamıştı. Gırtlağına kadar borca batmıştı. Gerisini biliyorum. Muhasebecim olarak holdingimi soydu, öyle değil mi? Hayır, hesaplarla oynayamadı. Şayet bunu yapsaydı beni tehdit edip para istemezdi. Bundan 5 ay önce gelip benden 100 milyon lira istedi. Param yok, veremem dedim. Ama sizin özel hesabınıza benim baktığımı, sizin ve benim imzamla çek kestiğimi bildiği için bana tehditle, şantajla sizin imzanızı taklit ettirerek çek kestirmeye başladı. Tahmin etmiştim bunu. Geçen gün Nazmi'nin evinde bulduğum ona ait olan banka cüzdanında gördüm onu. Defalarca 100 milyon, 200 milyon gibi paralar yatırılmıştı. Kesilen çeklerde hep benim özel çek defterimin numaralarıydı. Zaten o zaman anladım senin katil olduğunu da. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Adeta onun esiri olmuştum. Her defasında beni elindeki o çirkin kasetle tehdit ediyordu. Keşke başından itibaren her şeyi bana söyleseydin Aysun. O zaman bu cinayetleri işlemene hiç gerek kalmazdı. Sizin nasıl davranacağınızı bilemezdim ki. Peki sonra? Sonra baktım Nazmi'nin istekleri bitmiyor. Bu arada sizin özel hesabınızdaki para da neredeyse bitti bitecek. Benden hesabınızla ilgili bilgi isteyeceksiniz diye ödüm kopuyordu. Nasıl olsa bir gün yaptığım bu numarayı anlayacaktınız. İşte o zaman sizi öldürmeye karar verdim. Bunu da balo gecesi yapmaya karar verdim, öyle evet mi? Balonun çok kalabalık geçeceğini biliyordum. O kalabalıkta kimse sizi ateş edeceğimi göremezdi bile. Ve öyle de oldu. Kimse benim ateş ettiğimi göremedi Kemal Bey. Akıllı kızsın. Zaten akıllı olduğun için seni özel sekreterim yapmıştım. Peki nişanlımı, sonra Zafer'i neden öldürdün? Onların ne suçu vardı? Kumar borcu yüzünden nişanlınıza gidip hem yaşadığınızı söylemiş hem de para istemiştiniz ya. Dilini tutamayıp seni mi aradı hemen? Evet. Sizin özel sekreteriniz değil mi ya, bilmem gerektiğini düşünmüş. Kendisini peki bu gerçeği kaç kişi biliyor dedim. Bir kendisi bir de danışmanınız Zafer Bey'in bildiğini söyleyince de... Gidip ikisini de öldürdün. Tamam ama neden öldürdün onları? Kıpırdamayın, tetiği çekerim. Sizin yaşadığınızın bilinmesini istemiyordum. Neden? Özel hesabınızdan eski kocama çek kestiğim için.
Önümde sonunda bir gün o hesabın dökümünü isteyecektiniz benden. O zaman da sizi soyduğum, kandırdığım ortaya çıkacaktı. Bu yüzden siz her ne bağısını olursa olsun ölmeliydiniz. Madem balo gecesi yanlış adamı öldürmüştüm, o zaman bunu yeniden deneyecektim. Ama sizi öldürdüğüm takdirde nişanlınızla danışmanınız bunu benim yaptığımı anlayacaktı. İşte bu yüzden öldürdüm ikisini de. Az önce de söylediğim gibi akıllı kızsın ama bu senin cezaevinde yaşlanmana engel olmuyor. Neden? Seni benim öldürdüğümü nereden anlayacaklar ki? Uşağını giderken gördüm. Evde senden başka kimse yok. Sen öyle zannediyorsun güzelim. Ama tetiği çektiğin anda ev polislerle dolar. Bunu yapmanı hiç tavsiye etmem. Blöf yapıyorsun. Köşkün bahçesi boş, kimseler yok. Öyle olsaydı görürdüm. Eğer pencereden bakarsan görürsün. Serbest kaldığımdan bu yana peşimde iki sivil polis var. Adım adım beni takip ediyorlar. Şu anda da köşkün bahçesinde nöbetteler. Hadi, istiyorsan çek tetiği, bitir bu işi. Ama adaletin pençesinden kurtulamazsın kızım. Senden şüphelendiğimi cinayet masası da biliyor çünkü... Yani şimdi işim bitti mi? Sonuna mı geldim? Sanırım öyle. Yapacağın en iyi şey tabancayı bırakıp polise teslim. Hayır. Teslim olmam. Ömrümün geri kalanını demir parmaklıklar arasında azılı mahkumlarla geçiremem ben. Beni affet Allah'ım. Dur, yapma. Aysun! Aysun! Aman Allah'ım. Ölmüş. Belki de yapılması gereken en iyi şeyi yaptı. Hey, ne oluyor? Aklının kurbanı oldu. Ne oluyor burada? Bir tabanca sesi işittik. Aman ya Rabbi. Kim bu kanlar içinde yatan kız? O mu? Aradığınız katil. Benim özel sekreterim Aysun. Nilgün. Ah Kemal, seni burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Hayrola, ne işin var bu batıkhanede? Ah, gönül bu. Ferman dinlemiyor ki güzelim. Bazen batıkhanelere bile dalıyor işte. Bunu bir iltifat olarak mı kabul etmem gerekiyor? Eğer kabul edersen seni buradan götürmek istiyorum. Götürmek mi? Nereye? Ömür boyu birlikte olacağımız bir yere. Her duyguda bu gece sordum. Yaşayan Ölü isimli oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.